kilise devletin el koyması lazım, yıkması lazım. Sağlık ocağı bütün vatandaşların gidip geldiği bir yerdir. Yani hasta vatandaşlar gidip geliyor. Yani onu devlet el atması lazım. Bir an önce yeni sağlık ocağı yapılması lazım. Vatandaşlar da bu risk şeyinden kurtulması lazım olayından. Yani söyleyeceğim bu kadar. Ben hepimiz gidip geliyoruz vatandaşlar. Biz evimiz buradadır. Mecburi sağlık ocağına geliyoruz. Ben yenilenmesi için aile hekimim de burası. Feyzi Hoca benim hocam, aile hekimim. Tabii ki orayı yenilenmesi gerekiyor. Çünkü çok eski bir, burada doğdum ben bu mahallede. Orası daha önce hatırladığım ilkokuldu, Namık Kemal İlkokulu'ydu. Ve hala aynı şekilde sağlık ocağına çevrilmiş. Bu şekilde de hiçbir tadilatı dış, iç onarılmamış. Yani aynı şekilde kalıyor. Onarılmasını talep edin. Daha iyi bir hizmet. Bir özellikle sağlık sektöründe daha iyi bir hizmet şunu öneriyorum yani. Benim bir sakinleri olarak öneririm. İnsanların buranın sakinleri tümünü daha iyi hizmet alacağına inanıyorum. Ve burada bu sağlık ocağı yıkılırsa bayağı bir mahalle bayağı bir sıkıntı yaşar yani. Şimdi bu halk nereye gitsin? Ne yapsın? Ve nerede tedavi olsun? Bu koskoca İskenderpaşa Mahallesi, ta Ulu Cami'den postanenin arkasına kadar millet buradan faydalanıyor. Hani bir yer olsa da millet en azından şey yapsınlar. Yakın bir çevrede bir sağlık ocağı yapsın veya bir yer bulunsun da. Ama bina ağır hasarlı değil mesela. Bir hafta öncesi buraya hemşire hanımın lojman verdiler. Madem ki ağır hasarlıysa ne diye verdiler. Onun da göz önünde bulundursalar iyi olur aslında. Yalnız halk mağdur olur. Bayağı mağdur olur. İşte bunu bir an evvel yetkililer bir el atsa, bir an evvel çözülse bu iş, halk da rahat edecek. En azından çalışan arkadaşlar da, doktorlar da, hemşire hanımlar da veya lojman sakinleri de rahat ederler yani. Sağlam aslında ama ağır hastalar niye vermişse bilmiyorum işte. Sağlam bina. Biz de duyduk böyle bakıyoruz yani herhangi bir şey yok ya. Yani kapatıldıktan sonra zaten uzak yere veriyorlar o da. Bizim için o da zor ulaşıyor bu sefer. Devletin buna bir çare bulması lazım. Yani bu sorunlar çok zaten yıkıttıkları binanın da tam temizlemeden gidiyorlar. Birçok yerde yıkım vardı burada. Onunla alakalı da yani şikayetçiler o da tam yapmıyorlar yani temizliğini falan.